Efendilikte 2021-2022 sezonunun sezon değerlendirmesiyle artık hafta değerlendirmesi diyecek halimiz kalmadı. Sezon değerlendirmesinde hepinize iyi akşamlar diliyoruz. Sol tarafımda gözlemci arkadaşımız Mert Taşer, sağ tarafımda yine gözlemci arkadaşımız Alican Baykın'la birlikte biz üç gözlemci olarak sezonu değerlendireceğiz. Kamera arkasında da her zaman olduğu gibi Ahmet abimiz bizleri çekiyor olacak. Merhabalar. 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 Benim bugün görevim önemli mikrofonu e, dolaştırma konusunda bütün sesin size aks aksamadan gelmesi konusunda destek olmaya çalışacağım. E, sezon değerlendirmesinde kısaca özet geçecek olursak nasıl bir sezon geçirdik? E, Selimiyeye gelişimiz. Ondan sonra burada oynamaya başlamamız, geç başlamamız sezona işte pandeminin etkisi, saha problemleri vesaireler bunlara değineceğiz. Nasıl bir sezonu geride bıraktık saha içinde saha dışında bunlara değineceğiz. Sezon içerisinde bizi en çok etkileyen goller, kurtarışlar, olaylar, enstantaneler nelerdi onlara değineceğiz. Ee, ve sonuçta da size bir anket paylaşacağız. Bunun da müjdesini yine ilerleyen dakikalarda aktaracağız. Ve böylelikle sezonumuzu kapatacağız sizlerle birlikte. Ben öncelikle mikrofonu Alican'a vermek istiyorum. Alican'la ilgili, Alican'dan sezonla ilgili bir değerlendirme alalım. Ee, teşekkür ediyorum Kaan Emre. Ee, herkese merhaba. Ee, pandemi sürecinde epey bir özlemiştik aslında efendilikte olmayı. Ee, burada noktalamıştık pandemi başladığında e, Mart 2020. Mart 2020. Hatta 9-11 Mart haftasında oynamıştık yanılmıyorsam maçları. E, maç dönüşünde de radyoda haberlerde ilk vakanın e, çıktığını öğrendikten sonra eyvah ne yapacağız demiştik e, kendi aramızda. Biz de kendi kabımıza çekildik maalesef evlerimizde. E... Bir buçuk yıl az değil bir buçuk yıl boyunca Efendilik'te biz maç yapamadık. E, 2020'nin yazında ve 2021'in yazında Beylerbeyi stadında hazırlık maçları şeklinde devam etti ancak sonrasında yine işte böyle Ağustos, Eylül ayında yine vakaların artması vesaire ee, işte kapanmalar geldi, işte kısıtlamalar geldi. O noktada maç yapamayacağımız yine belli olunca biz sezona başlayamadık ama 2021-2022 bizim için öyle olmadı. Biraz sıkıntılı oldu ama öyle olmadı. Haberlerde sürekli bekliyorduk. Hani halı sahalar açıldığı zaman biz de sahalara yeneceğiz. Tüm takımlar, oyuncular Tekrar e, topla birlikte sağlarda yer alacağız diye bir heyecan yaptık. İyi ki de e, her şey yolunda gitti. E, Kasım, Kasım 2021. 2021'de başladık. 15 Kasım 2021'de burada sezonu açtık resmen. Geç de olsa sezonu açmış olduk. E, 13 takımla birlikte yeniden Efendilik ailesi bir araya geldi. E, takımlarımız e, mücadelesine vermiş oldu e, sahada. Güzel, keyifli bir sezon oldu. E, maçlar güzel, keyifli geçti. Zaman zaman futbolun içerisinde olan gerginlikler de oldu. Olmasaydı tabii ki daha güzel olurdu. Hani ligimizin ismine yakışan bir şekilde olsaydı tabii ki daha güzel olurdu. Ama her şey sağ içerisinde kaldı. Sağ dışına pek taşınmadı. E, neticesinde de sezonu keyfek eder. Şampiyon tamamında hem de çifte kupayla. Lig kupasını da kazandılar. Şimdiden bir kez daha tebrik ediyoruz. Keyfek ederim. E, tüm takımlarımıza teşekkür edelim. E, buraya geldiler. Her hafta yağmur, kar. <laughs> Şimdi hava durumundan yine bahsedecek olursak <laughs> bugün e, akşam üzeri yağmur yağdı Avrupa yakasında ama burada bir sıkıntı yoktu. Mert'in söylediği kadarıyla biraz rüzgarlı bir hava var. Güzel, bir keyifli bir hava. Biz de değerlendirmede bulunacağız. Alican'ın üzerinde genelde yağmur bulutu dolaşır. Ee, buraya geldiği zaman o bulutla birlikte gelir Avru Avrupa yakasından Anadolu yakasına da yağmur getirir. Mert de buna çok kez tanık olduk bu sezon. Benim geçmişte de zaten sürekli tanık olmuşluğum var. Hatta işte hava durumu Alican'dan sorulur diye haftanın değerlendirmelerine hep hava durumuyla başlardık. E, Mert'e de mikrofonu vereceğim Mert bu kadar geçmişe dönük e, bilgiler veremeyecek tabii O aramıza bu sezon katıldı Selimiye'yi de e, Efendilig'e hoş geldin dedik biz de ona e, Kasım-Aralık itibariyle bizlerle birlikte olmaya başladı Hem hikayesini dinleyelim hem de kısaca sezonun özetini alalım Teşekkür ediyorum orada Kaan abi Güzel bir açılış oldu ikinizden de Ben de tarihini öğrenmiş oldum Efendilig'in birazcık burada ee, yani sizin Selim ve geçişiniz aslında benim de buraya katılmamdaki ilk aracı oldu diyebiliriz. Ben de aslında o vesileyle buraya gelmiş oldum. Çünkü evim bir iki sokak üstte yer aldığından dolayı beni çok cezbetti aslında buradaki fırsat. Efendiliği e, duymuştum zaten buraya gelmeden önce de ama ee, tabii bu kadar fazla detaylı yakından görme fırsatım olmamıştı hiçbir zaman. Aslında çok da yakınmışım, tribünlere gelebilmişim ama yani işten ya da vesaire başka şeylerden zaman bulamamıştım. Ama buraya geldiğimden beri gerçekten e, burada çok güzel bir dünya olduğunu gördüm. E, farklı bir ortam var, e, renkli bir ortam var. E, çoğunlukla bu arada hatta yüksek yani yüksek oranda e, ismine yarışır birlik bir ortamla karşılaştım. Yani hiçbir şekilde beklentimin e, zıttında karşılaşım bir, bir, durumum olmadı. Buraya geldiğimden de çok mutluyum bu arada. Burada geçirdiğim her e, zamandan çok büyük keyif aldım. Oynanan oyunlar bana çok büyük keyif verdi. Sizlerle kulübede geçirdiğim vakitler beni çok eğlendirdi. Hani sağdaki keyif ayrı e, eğlenceliydi ama bizim yedek kulübesinin yaptığımız muhabbetler de ayrı bir renkteydi diyebilirim. E, İsmail abi de sağ olsun. Buradan ona da selam göndereyim. Ee, yani ben dediğiniz gibi sezonun tam ortasında başladım 8. haftadan ee, sonra 2-3 ay sonra lig bitti tadı da damamda kaldı birazcık o yüzden önümüzdeki sezonu itle çekiyorum diyebilirim ee, ligde, oyuna geçecek olursak da çok güzel bir sezon oldu takımlar çok güzel mücadele ettiler yüksek oranda mücadele ettiler ee, iyi maçları izledik kaliteli maçları izledik Alecan'ın dediği gibi yer yer e, gerginliğin yoğunlaştığı, bence gerek hakemin gerek de bizim de zorlayan bazı olaylara şahit olduk, maruz kaldık diyebiliriz. Ee, zaten ilerleyen bölümlerde onunla da konuşacağız diye tahmin ediyorum. Ama genel olarak çok keyif aldım. Bu sezonu çifte kupayla tamamlayan keyfekeleri de buradan kutlayalım. Tekrardan tebrik ediyorum onları da. Ee, aynı zamanda finale kalan ve diğer bütün takımlara da kupayı kaldıran gene efendilik olduğunda <laughs> tebrik etmek te durumunda kaldım. Şu an cümleye başladığım için. <laughs> ee, güzel bir sezondu. Herkese bütün takımları kutluyorum. Ee, hoş buldum diyorum tekrardan bütün e, takımlara da. Efendilik takımlarında diyeyim. Sağ olsunlar onlar da bana çok sıcak karşılamada bulundular. Bir derken vesaire yaparken. Çok teşekkür ediyorum onlara da. Ee, diyerek sözü tekrardan Kaan abi devredeyim. Biz de sana tekrardan hoş geldin diyelim. Ee, ben de çok kısa bir şeyler söyleyeceğim. Ben Ali Can'la Mert kadar pek olumlu konuşmak istemiyorum bu sezon. Çünkü Mert bu sene buraya dahil oldu. Hani efendilik beklentisi olarak aslında iyi bir ortamla karşılaştığını düşünüyor ben final gününde de söyledim utanç sezonuydu aslında benim için yani bütün saha içinde yaşanan olaylar vukuatlar sıkıntılar işte oyuncuların arasındaki tartışmalar hakemli olan tartışmalar vesaire gerçekten bu sezon bizim vaka olarak en fazla sayıya ulaştığımız sezondu diyebilirim biraz ironi olsun diye biraz da e, ee, elimizdeki imkanlar bunlardı diye önümüze bir dekor yapmaya çalıştık. Arka planda zaten panomuz var. Yine Selimiye Stadında kavuşabildiğimiz Beylerbeyi Stadında depo, depolama alanımız olmadığı için yaptırmayı düşünüp de yaptıramadığımız Efendilik panosu. Önümüzde de kupa olarak büyük gördüğünüz kupa Efendi Lig'in Fair Play şampiyonuna verilen önde gördüğünüz kırmızı siyah kareli e, formaya sahip olan Nevizade ile birlikte o da bende olduğu için getirebildim. Yoksa 13 takımı da dizmek isterdik buraya ama... Aynen Nevizade ile Akut'un e, hak ederek aldığı Fair Play kupası ve yine yıldızlı olarak gördüklerinizde bizim emekler gözlemciler plaketlerimiz yine eldeki imkanlar diye bahsetmiştim zaten. Bu da maç topumuz kimselere vermediğimiz e, oynatmak istemediğimiz kaybolmasın patlamasın yıpranmasın diye vermek istemediğimiz aslında sezon başından beri olan havasına bir kez bile şişirtmeye ihtiyaç duymadığımız ve siyah çantamızda duran maç topumuzla birlikte sizlerle bu yayını Yapıyoruz. Olumsuz konuşacağım dedim. Ee, olumsuz konuşmaya başlamadan önce e, sezonun Fair Play şampiyonları AC Nevizade ve Akut takımını. E, bütün finalistleri Football Brothers United, KFK'der, Gutfelas, e, Nevizade çeyrek finalistler de var tabi bunun içinde. Ondan sonra Fire Dryer dikili taş galaksi lig kupasında katıyoruz işin içine Spartak İstanbul. bütün aslında finalistlerimizi ve ligde mücadele eden 13 takımımızı tebrik ediyoruz. Bu sezon 3 tane aday takımımız vardı. Sezon geneline bakacak olursak aday takım demeyelim misafir takım diyelim onlara. Bunlardan en fazla yol kat eden Dikili Taş Galaxy oldu. Onlara da röportajımızın ilerleyen bölümlerinde ayrıca bir parantez açacağız. Ee, diğer misafir takımlarımızdan biri de 1337 Kriv takımıydı. Onlar da daha önceden yine bizimle birlikte Efendilik Kupası'nda yer almışlardı. Esas misafir takımsa bu sezon Galatasaray Lisesi Futbol Kızlar Takımı. Göksel abinin kız öğrencileri olarak e, tabir edebileceğimiz. 3 maç onları burada Efendilik Kupası'nda ağırladık. İyi ki de geldiler, renk kattılar. Teşekkür ediyoruz onlara da. E, devam edecek olursak sezon genelinde bu sezon... Geç başladığımız için Kasım 15 tarihini sizlere söylemiştik. İşte Beylerbeyi sahasında yaşanan sıkıntılar, pandeminin belirsizliği, önümüzü göremememiz vesaire derken 15 Kasım'a kadar sarktı aslında bizim burada başlamamız. Ee, bu süreçte de takvimi nasıl geliştirebiliriz? Takvimde neleri değiştirebiliriz? Biraz onları düşünmek durumunda kaldık. Her zaman alıştığımız üzere biz ee, 13 takım işte 13 haftada rövanşlı normal sezon maçlarımızı yapardık. 13-13 26 hafta normal sezon oynardık. Eylül'de başladığımız sezonda. Arkasından e, ee, playofflara geçerdik. Yine playoff düzeninde bir değişiklik yapmadık. Aynı şekilde oynadık. E, playofflardan sonra çeyrek finaller Ayrıca çeyrek finallerle birlikte playofflarda yoluna devam edemeyen takımların yer aldığı lig kupası, fina lig kupası finalleri ve arkasından yarı final final maçları ile birlikte sezonu noktalardık. Bu sezon normal sezon kısmını tek ayağa düşürmek durumunda kaldık geç başladığımız için. E, fiksürü de nasıl doldururuz ne yaparız derken aklımıza lig kupasının formatı geldi. E, biraz borduro ile keyfe kederi yorduk o noktada sıkça son hafta son iki hafta içerisinde belki dört ya da beş kez karşı karşıya geldiler. Renkli de oldu o maçlar. Ama bizde üç tane Lige renk katabilecek takımla birlikte burada sezonda daha fazla birlikte olduk Playoff'lardan sonra gelip bir maç iki maç onları burada ağırlamaktansa Dikili Taş Galaxy hem 3 haftada bir geldiler maç yaptılar Aynı şekilde 1337 Kriv Aynı şekilde Galatasaray Lisesi Futbol Kızlar takımı Hem 3 haftada bir gelip burada maç yaptılar Ligdeki takımlarla kaynaşma fırsatı elde ettiler Organizasyonu daha fazla görme fırsatı elde ettiler Hem de Dikili Taş Galaxy maşallah yarı finale kadar devam edebildi Lig Kupası'nda. Ee, iyi oyuncuları var, iyi bir takımlar. Efendi lige çok yakışıyorlar. Ben e, ısrarla bütün röportajlarımda da bunu belirtiyorum. Gerçekten lige renk katabileceklerini düşündüğümüz iyi ki varlar diyebildiğimiz takımlar. 1337 Kriv de aynı şekilde öyle. Gösterdikleri centilmenlik, sağ içindeki performansları, duruşlarıyla yine efendilikte olmayı hak edecek takımlardan bir tanesi. Ve kızlarımız Kızlar iyi ki varlar dedik. İyi ki geldiler dedik. Ee, orada da yine kurtarışlarda birkaç sitemiz olacak. Kızların ilk maçında hatırlayacaksınız. E, Kalipso ile olan maçlarında. Yani Onur herhalde kariyer kurtarışını falan yapmıştı. E, Tuana'nın golüne engel olmuştu muhtemelen yanlış hatırlamıyorsak. E, bunlara sıkça değineceğiz. E, maç maç gitmeyelim ama hani normal sezon lig kupası... Playoff'lara kadar olan bir süreci değerlendirebilir miyiz? Yaklaşık bir 16 haftalık süreç oluyor playoff'lara kadar olan sürede. Kim ön plandaydı? Ee, neler gözümüze çarptı? Neleri iyi yaptık? Neleri kötü yaptık? Yine Ali başlıyorum. Kıdemine göre. Estağfurullah. <laughs> ee, baktığımızda yani değerlendirmeye başlarken de söylemiştim. Güzel, keyifli maçlar zaman zaman yağmur, kar şiddetini artırdı. Futbolcuları zorladı, bizleri de zorladı. İsmail abiyi de zorladı e, <laughs> koşarken vesaire. E, gollü maçlar da vardı. Güzel gollerin, asistlerin olduğu maçları da izledik. Az sonra onlara da değineceğiz. Baktığımızda normal sezona Spartak İstanbul'u ilk sırada görüyoruz. 18 puan toplamışlar. Keyfe Keyfek de aynı puana sahip. ikinci sırada yer almış. Üçüncü sırada Futbol Brothers United yer almış. Ee, bu 3 takımdan ikisi KFK derli futbol brothers United. Zaten final oynadılar. Spartak biraz erken veda etmek zorunda kaldı. İçlerindeki mikrofonu almış oldum kusura bakma. İçlerindeki en talihsiz Spartak İstanbul oldu. Hem normal sezonu lider bitirdiler hem playofflardan gruplardan namalüp çıktılar ama çeyrek finalde ee... Bordero'ya karşı ilk maçı 2-1 galip bitirdiler. İkinci maçta 2-0 öndelerdi. İkinci yarıda ama Bordur öyle bir geri dönüş yaptı ki maç penaltılara kaldı. Ve penaltılar sonucunda da adını yarı finale yazdıran taraf Bordur oldu. Spartak içinde ee, böyle peri masalı ötesinde giden bir sezon ee, çok büyük. Yani 20 dakika içinde falan birdenbire beklenmedik bir şekilde sonlandı diyebiliriz. Orta sıra takımlara gelecek olursak son baskı var. Bordura var, Nevizade var, Gutfelas var, e, The Wall var. Bunlar da yine e, orta grupta yer alan takımlar oldular sırasıyla söyledim. Sonunda da Atletico İbrit, Akut Futbol, Calypso 33 ve Fire Dryer takımları. E, ilk saydığımız 3 takımla birlikte playofflarda A grubunda yer aldılar. Playofflara geçmeden önce yine normal sezonla devam edelim. E, baktığımızda e, ligin şampiyon takımlarından Hatta e, pandemi öncesi sezonundaki son şampiyon Atletico Hybrid biraz alt sıralarda kaldı Bu sezon normal sezonda e, Son sırada da Calypso 2 puan elde edebilmiş Biraz e, takımları burada sistemde bulunacağım e, Bazı konularda e, Sezon öncesinde başlamadan önce e, Çok sayıda ismi kadrolarında belirtmelerine rağmen Zaman zaman eksik kadrolarla 11'i tamamlamakta zorlanan bazı takımlar da oldu. Geniş bir kadro olmasına rağmen. Tabi bazı nedenleri vardır bunların ama sezon boyunca genele bazı durumlarda bazı takımlar bunu bizzat yaşamaya devam edince de bizler de çok keyif almamaya başladık. Hem bizler hem oynayan rakipleri yani organizasyon olarak aslında hem kendilerini hem Diğer tarafları zor durumda bırakmış oldular. Yani diğer takımlardan oyuncular alarak kaldıralarını bir şekilde tamamlamaya çalıştılar. Ali Rıza abi, Gira'yı zaman zaman kendi takımlarından daha çok diğer takımlarda belki de gördük. Biraz da bu hani abartmış olabilirim ama hani geniş bir kadro var. Bu geniş kadro içerisinden kendi takımları 11 ve yedek olarak daha fazla sayıda isimler gelebilirdi diye düşünüyorum ama bazı takımlarda bu durum özelinde sıkıntılar yaşadık. Ben bu konuda biraz sistemde bulunmak istiyorum takımlara yönelik. Playoff değerlendirmesinde devam ederiz. Mert hangi yorumlarda bulunacak? Hemen moderatörü yönlendiren Alican'ın mesleki deformasyonunu izledik şu an. Ya siz zaten genel performans anlamına değerlendirdiniz. Ben de birazcık bu normal sezonla playoff geçişine centilmenlik tarafından bakayım. Aslında bu Gentlemenlik ee olgusunun efendilikte ne kadar önemli olduğunu gördük bence bu sezonda. E, ee, Fire Dryer, Nevizade, ee, Büyük Avlu normal sezonu bence biraz daha yani orta vitesle sürdürdüler. Ama e, ee, sahada gösterdikleri duruşla, ee, oyun yaklaşımlarıyla playofflara avantajlı girdiler. E, keza daha üst sırada başlayan takımlar, e, ee, olsun, Football Brothers olsun, Border olsun, Kehfegeler olsun. Ee, bu başarılı performansların yanında biraz daha centilmenlik tarafında göz ardı ettikleri için e, zorlandılar belki. Belki daha üst sırada e, e, yer alacaklardı. Belki daha bir tık daha e, playoff yolları daha rahat geçebilecekti takımlar için bazıları için. E, bundan etkilenenleri gördük. Herhalde bunlardan en büyüğü Vol. Yani normal sezonda orta şekilde devam edip iyi, bence iyiydi perform. Fena da performans göstermeyip ama centilmenlik puanı dipte yarılıp playoff'lar eksi başladılar. Playoff'ları namal bitirdiler ki kazanmak e, galibiyet çok yüksekti ama bu performans onu tutmadı. He, siz daha iyi bilirsiniz ama ben bildiğim kadarıyla efendilik tarihinde bir ilk yaşanmış olabilir normal bir playoff sürecinden sonra e, grup bir üst çıkamamaları. Aslında gentlemen'in ne kadar önemli göz ardı edilmemesi gereken bir şey olduğunu gördük. E, Keza Bordro onlar da iyi bir takımlar zaten hem efendilik kupasına finale kalarak hem de efendilikte yarı finale kalarak bunu gösterdiler. Ama eksi puanla girdikleri için belki de o yolları çok fazla zorlandılar. Çok fazla efor sarf etmek zorunda kaldılar. Enerjini daha fazla harcadılar diye biz oyun tarafı için konuşuyorum. Keza Fire e, normal sezonun son sıralarında bir üstte yer aldılar. Yani son bölüm, yani son yer aldılar ama artı puanla giriş yaptılar ve <laughs> Evet yani ki o aslında o başlıkları artı puan playoff'ta onların iğmelenmesine yol açtı. Bence onunla motivasyon sağladılar ki zade siz de hani burada senin e, şahsın direkt <laughs> yorumumu yapayım. E, avantajı avantajlı girdiniz ki son maçta belli oldu sizin de bir üst çıkıp çıkamayacağınız. O yüzden normal sezonunki performansın yanında bence centilmenliğin de göz ardı edilmemesini burada çok net bu sezon görmüş olduk. Önümüzde, önümüzdeki sezonda bütün takımlarda da muhtemelen buna biraz daha dikkat edecektir. Çünkü büyük kavlonun bunun çok büyük avantajını kullandı bu sezon. E, başladılar. Hani Playoff'taki performansı bir tık düştüğü için öyle oldu. O belki orta Performans devam etmiş olsa onları yine play-off'ta görebilecektik ee, diyebiliriz. Daha doğrusu yarı finalde görebilecektik diyebiliriz. Play-off'lara kaldılar ancak bir üst tura çıkamadılar. E, yarı finalde görebilirdik belki diyebiliriz. Teşekkürler. Biraz önce şey dedin sen de, e, Efendilik'te bir ilk yaşandı herhalde. Hani Play-off'larda e, centilmenlik puanından dolayı gruplardan çıkamadı olduğu neredeyse bir ilk daha yaşanıyordu. Ee, hani şöyle bir kuralımız var. Normal sezonda eksi 30 ceza puanına ulaşan takım normalde playofflardan ihraç oluyor. Playofflara katılamıyor. Neredeyse normal sezonda The Wall buraya da uğraş, ulaşmış oluyordu. E, ee, komple playofflardan uzak kalacaklardı. Ee, o noktaya geldi ki e, normal sezonda normal sezonlarımızda geçmişe dönük baktığımız zaman e, 26 hafta oynadığımız maçları bu sezon 13 hafta oynayıp 3 haftada kupa eklediğimiz zaman 16 haftada tamamladık. Yani 6 maç eksikle neredeyse yine eksi 30'a geliyorduk. Ki sene sonuna baktığımız zaman ligin dibinde centilmenlik puanının dibinde keyfek eder var eksi 43 puanla. Ee, bordura var eksi 38 puanla. Football Brothers var eksi 33 puanla. The Wall eksi 27'de kaldı. Onlar playofflarda artık durumun vehametini anlayıp toparladılar. Kendi içlerinde bir operasyon vesaire onlar da gerçekleşti sezon içerisinde. Sonra son maçlara doğru artık böyle özlediğimiz, bildiğimiz, alışık olduğumuz volu sahada görmeye başlamıştık zaten. Problemde yaşamadık. Ee, yine playoff'lara baktığımız zaman aslında Ali da değindiği gibi işte Fire Dryer olsun, Atletico Hybrid olsun onlar bu sezon alışık olmadığımız yerlerinde diyoruz ama playoff'lar öncesinde aslında hep e, Atletico Hybrid, Fire Dryer bunlar genelde ismini bu şekilde zikretmeye alışık olduğumuz takımlar playoff'lara genelde alt sıralardan girip e, ligin finaline doğru yol alabilen e, bir anda böyle açılan düzgün oynamaya çalışıp bir şeyleri doğru yapmaya çalışan, normal sezonda e, planlamalarını düzgün yapan, kadro rotasyonlarını düzgün yapan ve sonuçta da finallere doğru geldikçe vitesi arttırıp performansını arttırabilen takımlar olarak gözle gözümüze çarpıyor. Fire bu sezonu 3. olarak tamamladı. Atletico Hibrit belki playofflarda bekleneni veremedi ama e, Atletico Hybrid de finalini yapabildiğimiz son sezonun şampiyonuydu. Onları da yine ayrıca selamlarımızı iletelim. Tekrardan tebriklerimizi iletelim. Playoff'larda yine çokça bahsettik aslında. Biraz daha o detaya verecek olursak. A grubunda 7 takımımız vardı. Spartak İstanbul, Futbol Brothers United, Keyfek Eder, Fire Dryer ilk 4 sırayı alarak çeyrek finale çıkan takımlarımız oldu. Hibrit, Kalipso ve Akut Futbol'da ee, bu sezon aynen erken veda etmiş oldular lig kupasında statüsünün değişmesinden dolayı. B grubunda da yine ilk 4 sıraya yer alan takımlar Büyükavlu, Gutvelas, Nevizade ve Bordur oldu. Son 2 sırada yer alan takımlarımız The Wall ve Son Baskı'ydı. Son haftaya kadar B grubunda e, bütün takımların neredeyse aynı puanda bitirebilme ihtimali vardı son haftaya girdiğimiz zaman. Orada Büyük Büyükavlu, işte Nevizade, Wall ve Son Baskı, Bordur arasındaki maçların e, skorları, Gidişatı değiştirse de bütün takımlar aslında birbirine yakın puanlarla orada da B grubunu noktalamış oldu. Güzel maçlar izledik. Benim açımdan playoff'lar daha güzeldi. Yine normal sezonda da e, inişli çıkışlı bir dönem yaşadık. Gerek sertlik olarak gerek e, takım içi anlaşmazlıklar, eksiklikler olarak ama playoff'larda takımlar biraz daha hazırdı, biraz daha alışmışlardı. Ben biraz da bunu şeye bağlıyorum. Bir buçuk sene futboldan uzak kaldık. Aslında bir buçuk sene hayattan uzak kaldık. Sadece futbol olarak düşünmeyelim. Birçok kısıtlamalar geldi hayatımıza. Birçok şeyi yapar durumdan yapamaz duruma geldik. İnsanlar bir anda evlerine tıkıldılar. Ve bence bunun aslında getirisi olarak Psikolojik yansımalarını çektik diyebiliriz. Bence toplum olarak hala dışarıda da bunu çekiyoruz. Ee, i̇nsanların dışarıdaki davranışlarındaki değişiklikler, insanların saha içindeki e, yaklaşımlarındaki değişiklikler, bizim yaptığımız gözlemlerde toplumun e, belki de özellikle bir buçuk sene evde oturmasının e, psikolojik olarak dışa yansıması olarak söyleyebilirim. Efendilikte de tabii ki bunun sağ içindeki yansımalarını gördük ama e, ben sevgili Halil İbrahim Dinçdağ hocamıza da burada biraz parantez açmak isterim. E, kartlarını çoğu zaman yerinde kullanamadı. Hani yapabileceğim eleştiri o olur. Benim Halil İbrahim Dinçdağ ile ilgili. E, maç seçti diyebiliriz. Maç seçtiği bu arada hani şey olarak söylemek istemiyorum. Olumsuz bir davranış olarak söylemek istemiyorum ama e, çoğu zaman verdiğimiz örneklerdir. İki Yumuşak takımın arasında oynanan maçta olan bir faalde çok kolaylıkla çıkarıp kartını gösterebilirken iki dişe diş mücadele eden takımın maçında maçın sertliğini oyunun akışına bırakıp aslında diğer tarafa kolaylıkla verdiği kartları burada maçın sonlarına doğru vermeye başlaması biraz maç sertliği ve kart dengesizliği konusunda skalayı açtı diyebiliriz. Eğer bu standardı tutturabilseydik bu sezon... Hem final gününde belki bu şeyleri yaşamayacaktık, tatsız olayları yaşamayacaktık. Hem de belki de playofflardan ihraç olacak. Ee, daha fazla eksi puan cezası alabilecek takımlarla e, yolumuza devam edecektik. O da sezonun gidişatını belki de değiştirecekti diyebilirim. Sizlerin genel yorumları var mı? Finaller öncesinde, çeyrek finallerde, lig kupasında değinmemiz gereken konular varsa belki mesela yine Galatasaray Lisesi kız futbol takımına değinebiliriz. Onların performansından konuşabiliriz. Ben sözü yine Ali Can'a bırakıyorum. Evet. Evet, e, baktığımızda Efendilik e, Kupası'na yine e, iki grupta maçlar oynanarak e, serüven başladı Efendilik Kupası'nda da. E, puan cetveline baktığımızda e, A grubunda Football Brothers United ilk sırada yer almış. 6 puanla Faya Dırair 4 puan elde etmiş. Calypso 2 puan. Misafir takımımız Galatasaray Lisesi futbol kızlar takımı puan elde edemese de e, göstermiş oldukları e, performanstan dolayı onlara da teşekkür edelim. E, kırmadılar bizleri. Buraya kadar geldiler, sahaya çıktılar. Hünerlerini göstermiş oldular. E, Göksel abiye de buradan teşekkürlerimizi iletelim. B grubuna baktığımızda büyük avlu. Likte her ne kadar çok e, istenilen performansı belki gösteremese de e, Efendilik Kupası'nda grup aşamasında B grubunda ilk sırada yer almış. Dikili Taş da yine aynı puana sahip. 5 e, puanla ikinci sırada yer almış. Nevizade 2 puan toplamış. Akut puan E'de edememiş e, burada da. C grubunda keyfek eder. Bordro ilk iki sırada. Gutfelas ve Hibrit 3 ile 4. sırada yer almış. Bu gruptaki ince detayı da paylaş istersen. <laughs> KFK kederle Bodro ve burada da maçlarını oynadılar tabii ki ve Finalde de. ilk kuralları çekerken ölüm grubu olarak adlandırmıştık. KFK Keder, Bordro, Gutfelas, Atletico, Hibrit dedik. Gerçekten de hani tabiri caizse ismine yakışır bir grup oldu. Ve KFK Keder ile Bordro da bu gruptan çıkıp final oynadılar. Gerçekten çok güzel bir grup eşleşmesi diyebiliriz buraya. D ise son baskı 5 puan elde ederek ilk sırada yer almış. Misafir takımlardan 1337 crew 3 puanla ikinci olmuş. E, Efendilikte normal sezonda Spartak İstanbul'u konuşmuştuk. E, sürpriz yaşadılar. Bir hayal kırıklığı yaşadılar belki diye. Burada da 3. sırada yer almışlar. 2 puanla The Wall da yine aynı puanla 4. sırada yer almış. Bu aşamada final yolunda da baktığımızda eşleşmelere güzel de eşleşmeler varmış aslında. Bordero ile Firedrire ilk hafta evet. 3-3 berabere kalmışlar. Evet. KFK eder Büyükavlu'yu 1 sıfırla geçmiş. Football Brothers United 1337 Crew karşısında farklı galibiyet elde etmiş. Dikili Taş Galaxy'de yine flash takımlardan olarak son baskıyı kupada mağlup etmiş. Evet. İkinci maçta da berabere kalarak Dikil Taş Galaksi adını yarı finale yazdırmıştı. Futbol Brothers United yine iki maçta da galip geliyor. Bordura yine Fire Dryer'ı mağlup ediyor. Keyfek de büyük avluyu mağlup ederek isimlerini yarı finale yazdırıyorlar. Sonra statü değişikliğine gitmek durumunda kaldık. Takvim sıkışıklığından dolayı çeyrek finalleri çift maç oynadık. Lig kupasında yarı final ve finaller tek maç oynandı. Ee, yarı finalde Futbol Brothers United Keyfek eder karşı karşıya geldi. Keyfek eder 3-0 net bir galibiyet aldı. Daha sonrasında finalde de bu iki ekip karşı karşıya geldi yine KF Keder orada da kazanan taraf oldu Dikili Taş Galaxy'nin Masalı Bordero karşısında sonuçlandı 3-1'lik mağlubiyetle Kupada da 0-0 biten final maçında Borduro KF Keder'e penaltılarda 5-4 mağlup oldu Ve KF Keder ilk kupasını alarak final maçına motivasyonla girdi diyebiliriz Lig tarafına geçecek olursak da yine çeyrek finallerde güzel maçlar izledik, güzel eşleşmeleri izledik. E, ee, Bordro Spartak İstanbul, Spartak İstanbul ilk maçta kazandı, ikinci maçta 2-0 öne geçti. Son 20 dakikada Bordro 3-2 öne geçerek maçı penaltılara götürdü ve penaltılarda tur atlayan taraf oldu. Futbol Brothers United ilk maçta Nevizade karşısında rahat bir galibiyet aldı. İkinci maçta Nevizade biraz oyunu tutmaya çalıştı ama e, Futbol Brothers United yine golü bulunca bu sefer çözülmüş oldu. Fire Dryer ilk maçta Büyük 4-1 yendi. Büyük da bu maça bir hayli eksik geldi. İkinci maçta da Büyük Avlu Fire Dryer'ı 5-0 yendi. Maç penaltılara gitti. Penaltılarda gülen taraf Fire Dryer oldu. Onlar da ismini yarı finale yazdıran taraf olmuştu. Goodfellas'la keyfek eder ilk maçta yenişemediler. 2-2 berabere kaldılar ama ikinci maç sonucunda da keyfek eder 3-0 mağlup ederek adını yarı finale yazdıran takım oldu. Yarı finallerin ilk maçlarına baktığımız zaman Futbol Brothers United Fire ayrı. 3-0 ile geçti. Evet. Keyfek Bordeaux Bordro yine burada karşılaşıyorlar. İlk maçı Keyfek Eder 5-0 kazandı. Rövanşına baktığımız zaman Keyfek Eder 3-1 ile mağlup etti. E, final sürecinde hem lig kupası hem de lig final sürecinde yediği tek gol e, final maçı haricinde tek gol buydu. Onda da genelde maçın oyuncusu Emre'yi seçiyorduk biz savunmadaki başarılı performansından dolayı. Gol yediği dakikalarda da keyfek ederdi. Emre oyunda değildi. O detayı da sizlerle paylaşalım. Ve Football Brothers United son maçta Fire Dryer'ı 5-2 mağlup etti. Skora bakmayın aslında 2-2 devam etti. Kırılma anı Göksel'in asistinde, Sercan'ın asistinde Göksel'in attığı goldü. Ondan sonra maçın düğümü çözüldü diyebiliriz. Final gününde de üçüncülük maçı oynandı önce. Ee, Border ile Fire Dryer karşı karşıya geldi Aynen Border ile Fire Dryer karşı karşıya geldi Fire Dryer karşılaşmadan son dakikada bulduğu gollerle 2-0 galip ayrıldı Ve final maçında da keyfek eder Futbol Brothers United'ı 2-1 mağlup ederek ee, şampiyonluğa ulaşan taraf oldu Normal sezonumuz aslında bizim bu şekilde tamamlandı ee, erken bir kaptanlar toplantımız olacak 20 Temmuz tarihine bütün kaptanları organize ettik Bu sezondaki özellikle son dönemlerde yaşanan final gününde yaşanan istemediğimiz e, görüntüler için bunları oturacağız konuşacağız Yeni sezona dair planlamalarımızı yapacağız ee, Yayının başında sizlere gollerden ve kurtarışlardan bahsedeceğimizi söylemiştik Birçok golümüz var Eee, detaylar için ben mikrofonu Mert'e vereceğim. Sosyal medya uzmanımız Mert'e vereceğim. Eee, ama yani izlediğimiz, ön plana çıkardığımız iki tane gol var bizim. Bunların ikisi de son günlerde geldi. Bir tanesi Kemal Ayça'nın Lig kupası finalinde miydi yoksa evet. Lig kupası finalinde ya da şey keyfekederin Bordero'yla oynadığı yarı final <laughs> rövanş maçı pazartesi gel, yarı final rövanş maçında Kemal Ayça'nın tam da şuralardan e, Kare'de Adem'in e, önde o durmamasına rağmen çok güzel vuruşla e, topu ağlara göndermesi vardı. Final gününde de Göksel'in röveş atası ki gözlerimizin pası silindi. Göksel'in klasına yakışan bir gol izlemiş olduk. Bunlar bizim... Geçtikler evet, avantajı yakaladılar ama kadar bırakmadı. Bırakmadı tabii. 2-1, 1-0 geriden gelerek 2-1 öne geçerek kupanın sahibi oldular. E, bu iki golü biz ön plana çıkartıyoruz. E, statü için ben mikrofonu Mert'e vereceğim o bize anlatsın bakalım nasıl bir şey bekliyor bizi gerçekten e, en, ko e, en kolay kısımları söyleyeyim e, en zor kısım ona bıraktığınız için teşekkür ederim e, ya bu arada dediğiniz gibi yani ben de bir ufaktan değineyim Hani Kemal ayçe ve Göksuha gerçekten de beklemişler beklemişler sezonun sonunda e, bize gerçekten bu tahtın sahibi biziz e, dedirtecek şekilde e, golleri, imza, golleri imza attılar ee, şöyle bir şey yapalım dedik. Bizim hepimizin e, kendisine özel bir adayı var zaten. E, çok güzel hem kurtarış hem de gol tarafında sayısız adayımız var en öne çıkan adaylarımız var, ortalama adaylarımız var ama bu sezon biraz daha bu iş oyuncaklı hale getirelim istedik. Ee, bunun için bu sezonun en güzel golünü ve en güzel kurtarışını sizlerle beraber seçmeye karar verdik. Ee, bunu nasıl yapacağız? Ee, Twitter ve Instagram hesaplarımızı zaten takiplisiniz biliyorsunuz. Ee, buradan eş zamanlı anketler başlatacağız. Ee, ufak bir turnuva ağacı şeklinde düşünebilirsiniz bunları. 16 tane hem golde hem de kurtarış tarafında 16 tane adayımız olacak. Ee, bu adayların eşleştirmesini biz size veriyor olacağız ana tablo olarak. Daha sonrasında ana tablonun geleceğini sizlerle beraber belirleyeceğiz. Sizin vereceğiniz oylar, her eşleşme için vereceğiniz oylar turnuvanın geleceğini daha doğrusu e, gol ve kurtarış tarafındaki turnuva ağacının geleceğini ve sonunda da sezonun kazananı belirlemiş olacak. Ee, biz gene de kendi adaylarımızdan ufak bahsedelim burada yani bahsetmeden geçmedim istiyorum ben e, gruplayarak birazcık bahsedeceğim Kemal Ayça'dan zaten bahsettik Göksel'in golünden bahsettik Göksel'in golü zaten e, çok güzel Roşata golü ve çok değerli bir goldü ama yani Talha'dan da parantez açmak istiyorum yani o yüzden ben bu e, konuya girmek istedim Talha sezon boyunca hani 2002 Dünya Kupası'nda Hasan Şaş vardı, bir tane çalım atardı ve kimse bunu engelleyemezdi o bir sezon boyunca. <laughs> e, Taylan'ın bu sezon sağ çaprazdan, sol çaprazdan kat edip ceza sahası yerine doğru girip ayak içiyle uzak köşeye bıraktığı goller e, sezonun bagı sezonu, oldu. <laughs> oldu. Önümüzdeki sezon herhalde bütün takımlar Taylan'ın bu e, özelliğine göre önlem alacaklar diye tahmin ediyorum. Ada takımlarında da öne çıkan goller vardı. Alper'in erdiği için çok güzel orta sahanın dışından kat etti. E, Kaydettiği goller vardı. Onları da bahsedelim hemen hızlıca çok da fazla vakit almadan. Ama dediğim gibi bütün adaylarımızın sonucunu sizlerle beraber belirleyeceğiz. Sosyal medya, Instagram hesaplarımızı takipte kalın, Twitter ve Instagram hesabımızı takipte kalın. Beraber e, sezonun enlerini belirleyelim. Ben bir de bir kurtarışa değinmek istiyorum. Kurtarışlar da tabii yine bizim aynı şekilde birlikte seçeceğimiz e, kurtarışlar olacak. Sezon genelinde Futbol Brothers'tan Alpay abinin, Ali Rıza abinin her zaman gibi, e, fire Dryer'dan Emre'nin, e, aynı şekilde Bordero'dan Adem'in, e, Gutfelastan Emre'nin, Ara Sıra Nevizade'den Eser'in e, güzel kurtarışlarına tanık olduk. Ama bizim e, en lanet olsun dediğimiz kurtarış... <laughs> Lig kupasının birinci haftasında Kalips 33 ile Galatasaray Lisesi futbol kızlar takımının maçında Tuana'nın sol çaprazdan ceza sahasına girerken 1-0 öndeydi o arada Kalips evet. 33. Maçın sonlarına doğru da gelmişlerdi. Muhtemelen zaten o golü yeselerdi belki Kalips 33 maçı çevirecek mecali de kalmamıştı. <laughs> hani o maç berabere biterdi kızlarda puan almış olurdu. Onur kariyer kurtarışını yaptı. Ahmet abimiz koyuyorsa arkadan bir yandan da onu izleriz muhtemelen Onur Bıçakçı kariyer kurtarışını yaptı ee, Çok güzel bir görüntü izledik aslında hem Tuana'nın şutu hem Onur'un kurtarışı olarak Ama e, yazık ettim be Onur yani bütün sezonda buna değindik ama Bu gibi kurtarışlarımız var ee, yine 16 tane kurtarış paylaşacağız sizinle Finalacı şeklinde biraz önce Mert çok güzel bahsetti Ben daha fazla bulandırmak istemiyorum konuyu ee, Bunları da sizinle paylaşacağız Yavaş yavaş değerlendirmemizin sonuna gelelim. Ben en son ee, kapanışı yaparım yine Ali Can Mert sıralamasıyla mikrofonları dağıtalım. Teşekkürler. Ee, ben bu arada gol adaylarına e, geçtiğimiz sezonlardan da aşina olduğumuz büyük ağlıdan e, maçlara geldiği zaman Özgür Kızılaymanın yine kornerden bir golü vardı. Onu da e, aday listesine belki ekleriz diye buradan söyleyeyim yine kornerden golünü kaydetmişti. Tebrik ediyorum kendisini. Kurtarışlardan zaten bahsettik isimler en fikiriz. Eee abi, Alpay abi, Emreler vesaire. güzel keyifli bir sezon oldu. Özlemişiz sahalarda olmayı. İnşallah pandemi süreci uzamaz. Aynı şeyleri, aynı sorunları yaşamayız zamanında ligin 9. sezonuna başlamış oluruz. 8. sezonda hemen oldukça keyif aldım. Ee, geçmiş sezonlara nazaran çok fazla gelmediğim hafta sayısı işlerimden dolayı arttı. Ama imkan buldukça ben de buraya gelmeye çalıştım. Ee, gözlemci heyetinde olan e, heyetinde olan tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. E, Samet de yine e, gözlemci heyetinde yer aldı, hakemlik de yaptı zaman zaman. E, Halil hocaya, e, görev olan tüm e, hakemlerimize. E, kamera arkasında bizlerle olan Ahmet abiye Ala abi'ye teşekkürlerimi e, sunuyorum. Tüm takımlara teşekkür ediyorum. Keyfekederi bir kez daha kutluyorum. Çifte kupalı şampiyonu 2015-16 sezonundan sonra bir kez daha ligin şampiyonu, şampiyonu oldular. Mert senden de çok kısalın Biraz sonra maç başlayacak. Defetecekler bizi buradan. Vaktimiz var. Bana bu fırsatı tanıdığınız için öncelikle size tekrar çok teşekkür ediyorum. Beni bu hale kattığınız için. Tadı damamda kalan bir sezon oldu. Önümüzdeki sezonu iple çekiyorum. Ve Arican artı bir diyorum. E, buradan da bizi bütün izleyenlere teşekkürler. Anketlerimizde anketlerimizde önümüzdeki sezon görüşmek üzere diyeyim ben de. Ve sözü tekrar kapanış için sana bırakayım. Ben de gerek kamera arkasında, gerek saha içinde bizimle birlikte kulübe efor sarf eden, emek gösteren, evet, evet. E, aynen Selimiye Spor Kulübü'nde bize hem e, sahasının kapılarını açan, hem çaylarıyla bize hizmet eden, hem e, hiçbir ihtiyacımızda bizi geride bırakmayan e, ol. ekibimize yine teşekkür. Aynen kulübede yine bizimle birlikte olan sağlık ekibimize ve sahada efendilik ruhunu bizlerle birlikte paylaşabilen tüm paydaşlarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ee, çok uzun bir aramız olmayacak zaten bayramdan sonra yine maçlara başlayacağız. Sizler bu videoyu izledikten sonra biz de gollerle yine sizlere arayı sıcak tutmaya çalışacağız. Ee, Eylül'ün ikinci haftasında vesaire hani o tarihlerde de tekrardan sezona başlamış oluruz 9. sezonumuzda. Ee, şampiyon keyfek ederi, Lig Kupası şampiyonu keyfek ederi tamamlayamadığımız sezonun şampiyonu Futbol Brothers United'ı final gününde onların da kupasını vermiştik. Ve gönüllerin şampiyonu Akut'u Tebrik edelim. Centilmenlik şampiyonlarımız e, A. ve Akut'u da yine ayrıca tebrik ediyoruz. Alican Bireysel ödülleri e, bahsetmiştik zaten. E, pandemi döneminin ödüllerini de verdik. Final gününde final gününde bahsettiğimiz bu gönüllerin şampiyonu ödüllerimiz final gününde pandemi sezonundan kalan Ödüllerimizde bireysel ödüllere değinemedik. Altın 11'i ben yine Instagram'dan paylaşacağım. E, kimler altın 11'e seçildi, hangi takımlardan kimler vardı. Golcülerimiz, asist kralımız zaten bir kişi, Göksel maşallah diyelim. E, hem gol kralı oldu, hem asist kralı oldu. Onlara zaten parantez açmaya gerek yok. Kaliteleri belli. E, saat kısıtlamasından dolayı biz yayınımızı bitirmek durumundayız. Yeni sezonda sizlerle birlikte görüşmek ümidiyle hepinize iyi akşamlar. İyi akşamlar.